Staying alive. Staying alive. Staying alive. Gençler hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden neye? Mutant Year Zero Road to Eden. Devam ediyoruz. 7. bölüm. Yanılmıyorsam 7. düzeltiyorum. 7. bölüm değil. 8. bölümle kaldığımız yerden Mutant Year Zero'ya devam ediyoruz. Bölümün başındaki iğrenç rezitelim için lütfen kusura bakmayın. Şarkı söylerken çoğunlu yaşam ne oluyor biliyor musunuz? Sesim çok fazla detone oluyor. Öyle söyleyeyim. Hiç kontrol edemiyorum abi. Ses konusunda çok şanssızım ben. Konuşurken değil elbette ki ama şarkı söylerken vesaire sesim çok sık detone oluyor. Dolayısıyla bunu bir şekilde engellemeye çalışıyorum. Daha ince, daha böyle yükselmem gereken şarkılar mesela söylemeye çalışıyorum. Fakat maalesef genç dostlarım nafile hiçbir şekilde şansım olmuyor. İstediğim şarkıyı söyleyemiyorum. Özellikle yüksek seslere, yüksek seviyelere falan filan maalesef çıkamıyorum. Şimdi şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Bakın orada bir tane mantar kafa var. Dolayısıyla buradaki aksiyon başladığı anda bu arkadaşlar beni, özellikle şuradaki tıp botu falan filan beni bayağı zorlayacak. Dolayısıyla burayı bence şimdilik es geçelim. Bence içeriden herhangi bir şekilde üst katta çıkılmıyor. Dolayısıyla bir öbür tarafı kontrol edelim. Belki orada üst kata çıkabilecek bir yol bulabiliriz. Belki üst katta gördüğümüz bir tane adam var sayıyorum ben gerçi. Şuraya doğru yaklaşmıyorum. Gerçi üst katta kendisi beni fark etmeyecektir ama olsun abi, ne olur ne olmaz. Biz işimizi sağlam, eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım. Kurtlar çok daha kolay yesin. Pekala. Şimdi amacımız bir şekilde üst kata çıkmak. Fakat nereden çıkmam gerektiği konusunda tabii ki soru işaretleri var kafamda. Bu oyunda çoğunlukla kafamda soru işareti oluyor. Başka bir şey de olmuyor. Dolayısıyla soru işaretleriyle bu oyunu ben oynamayı açıkçası öğrendiğimi söyleyebilirim. Bir yağmacı var. O halde ne yapalım biliyor musunuz? Yağmacılara karşı yapılacak tek bir şey var. O da spread out. Dux'ın dediği gibi. Bu arada size bak yine inceleşe Dux derken. Dux'ın. Evet. Şimdi. şimdi. Bormin'i biraz yakına koyalım. Bormin. Sen orada dur. Sen de Selma'cığım burada durduğun takdirde bence bu yağmacıya güzel bir pusu atabiliriz diye düşünüyorum. Yalnızca Dux'la Bormin'in yerini değiştirmem gerekiyordu benim çünkü. Yani. Bormin'in. Durduralım abi. Durduralım. Tamam mı? Şimdilik durdurduk. Selma ile direkt vurabilirim. Bormin'in biraz sıkıntısı var. Biraz uzak kendisi. Dux'la Bormin yer değiştirmiş olsaydı şu an her şey benim için harika olabilirdi. %45 şansla kritik vurabiliyoruz. Bence bu adamı kimse fark etmeden ortadan kaldırabilirim diye düünüyorum. Şöyle bir sağ tuşa bassak. Etrafta bakın hiç kimse gözükmüyor. Yakın bir yerde ben susturucuyu kullanırsam beni muhtemelen fark etmeyeceklerdir. Ve ateşleyebiliriz Selma'cığım. Vur abi. Vur tatlım. Ya kritik geldi. Selma %45 şansını o kadar iyi kullanıyorsun ki ben başka bir şey bilmiyorum ya. Ben başka bir şey konuşamıyorum abi. Hakikaten %100 de direkt öldürebiliyoruz. Bormin'e gerek bile kalmadı abi. Bormin'e gerek bile kalmadı. Geber. Harika. İşte bu. Bir kişiden daha kurtulmuş olduk böylece. Seviye atladık mı? Seviye konusunda hangi aşamadayız diyecektim. Mardon dükkanında yeni satılık eşyaları var diyor. Ciddi misin? Yeniden buraya gelirsem acaba düşmanlar spawn olur mu? Onu risk etmeyelim. Onu risk etmeyelim. Biz tekrar çantamızı açalım. Mikrofonu öyle bir yere koymuşum ki abi. Klavyedeki I tuşunun nerede olduğunu göremiyorum. El yordamıyla buldum vallahi. Tek seferde buldum hem de. Yay. Şimdi mutasyonlarımıza bakıyoruz. Selma'nın yeni puanı var. İnanılmaz. Dux'ın 4 puanı var. Ve Bormin'in yine 4 puanı var. Bu arada yani şey çok fazla yapmıyoruz. Hani ha bak bir tane yuvarlak mutasyon verebilirim aslında bakarsanız Bormin'e. İsterseniz onu bir hızlıdan yapalım. Mesela Bormin'e yuvarlak ne verebiliyorum? Bak bunu verebiliyorum Bormin'e. Neymiş? Hasar aldığında duman yayılır diyor. Güzel. Gayet güzel. Bunu kullanıyoruz, bunu kullanıyoruz. Sağlık falan vereyim bari ya, değil mi? Hatta ben şu an için kullandığım skill'lerden dolayı çok hoşnutum. Yalnızca bunu değiştirebilirim. Bu ne mesela? %50 yüksekten atış yapıldığında çıkan kritik şansı. Bir dakika. %50 yüksekten atış yapıldığında çıkan kritik şans. Şimdi ne demek gençler? Kesinlikle hiçbir yükseklik korkunuz yok ve her yerde dengede kalabilirsiniz. Aşağıdaki bir hedefe ateş ederken %50 kritik vuruş yapabilen mükemmel bir dağ maymunu haline gelirsiniz. Ya şimdi anladım. Diyor ki yüksek bir seviyedeyken kritik şansını %50 arttırıyor veya %50'ye arttırıyor. Bizim şu an zaten kritik şansımız %45 gizli olduğumuz takdirde. Hem üst seviyede hem gizli olursak %95'e mi çıkacak yani 50 artı 45'ten? Quick maths. Bilmiyorum hakikaten. Yani kafada soru işaretleri yine elbette ki. Bak bunu verebilirim. Tam da 4 puanımız varmış biliyor musunuz? Bu ne?
Artı 25 silah menzili diyor. Oğlum bu çok tatlı. Bence bir süre bunun için kasalım. Burada zaten bunu kullanıyoruz. Ya bunu kullanmıyorum bile ben de. Bu ne? Mekanik düşmanı bir round boyunca bir kez kullanıldığında devre dışı bırakır diyor. Dursun. Bormin için bence bir tur boyunca yenilmezsin. Oğlum çok güzel skill'ler var. Samimi söylüyorum fakat hangisini çok fazla zaman kaybettim farkındayım gençler. Devam edelim o halde oyunumuza. Ben bunları hangi skill'de kimi nereye vermem gerektiği konusunda şey yapacağız. Kayıt dışı vesaire ben bir düşüneceğim bakalım kime vereyim, nereye vereyim, ne zaman vereyim gibisinden. Pekala. Esrafı biraz dolaşalım. Olası bir loot'u kaçırmak istemiyorum. Bormin. Ah, Bormin yok. Ben niye Selma ile oynuyorum lan? Bormin. Bak Bormin'e bak. Aaa bir anda ışınlandılar. Dur. Wait değil beraber abi. Selma ile oynamaya alışkın olmadığım için kendisi çok uzun boylu olduğu için diğer mutasyonla düzeltiyorum. Mutantlara göre. Sanki daha kolay kendimi ele verecekmiş gibi hissediyorum. Bu arada bir kişi var orada. Onun gücü ne acaba? 12 tarikat kasabı. Bence bu arkadaşı sessiz bir şekilde halledebiliriz ki bunları yapmam lazım. Çünkü ne kadar az insan o kadar az insan arkadaşlar. Çok basit. Ne kadar az? O kadar az. Şimdi durun. Ben şurada bir şey... Gelme Dax. Gelme tatlım. Bak ben burada bir şey gördüm. Onu alacağım ve uzaklaşacağım. Allahu Ekber. Bakın şunu al lan hızlıca. Hadi be Dax. Bormin önü. Abi alamıyorsun. Şaka yapıyorsun. Dibine kadar girdim. Daha ne yapayım? Ben bu adamı öldürebilirim bence ya. Tamam ben bunu öldürebilirim abi. En ünlü son sözlerdir arkadaşlar. Öldürüyoruz. Hiç merak etmeyin. Bana bırakın. Gerisini bana bırakın. Pusu kurdum. Çatışmadan çıkmak istiyorum. Tekrardan pusu kurdum. Çünkü adamın şeyi bana doğru geldi biliyor musunuz? Ucu bana doğru geldi. Şeyinin ucu. Abi yakalanacağım. Çok net yakalanacağım. Eğer çatışmadan çıkarsam şu an muhtemelen yakalanma saklanıyor. Beni görmemesi lazım. Çık çatışmadan. Bir dakika birazcık bekleyelim gençler. Bir süre bekleyelim. Bak şey büyüyor. Çizgi büyüyor gibi. Bak çizgi büyüyor gibi. Ama saklanıyorum. Ya şu bombacına gitmesi lazım. Şu mantar kafanın odan uzaklaşması lazım gençler. Muhtemelen şu an eğer geri çağır dersem adamın kırmızı alanına gireceğim ve çatışma başlayacak ve sıra onlara geçecek. Bu asla ve asla bizim istemediğimiz bir şey bu oyunda. Sırayı hiçbir şekilde düşmana mahveles kaptıramam genç arkadaşlarım. Şimdi sessiziz. Ama bir noktada çatışmaya girmemiz gerekebilir. Acaba şu mantar kafa ilerleyecek. Abi bak burada 1, 2, 3, 4 falan kişi var ya. Bir dakika ne yapalım biliyor musunuz? Bence önce evliliklere gidelim abi. Nasıl başardım ama? Nasıl başardım ama çıkmayı gördünüz mü? Birleş desem? Gelmiyorlar abi. Sen de çık şöyle. Sen de çık dostum harika. Abi ben şu anca otobüsüme girmek istemedim gençler haberiniz olsun. Çünkü zaman, mekan, yer ve kişiler çok yanlışmış gibi hissediyorum. O yüzden bak merdiven var orada. Oğlum inanılmaz. Bence üst kata çıkmalıyız ve üst kat üstünlüğünü hiçbir şekilde düşmana kaptırmamamız gerekiyor. Dolayısıyla içimden bir ses. Öncelikle arkamı tamamen safe al. Bak. Arkamı güvene almam gerektiğini söylüyor içimden bir ses. Ve umarım ki o içindeki ses yanılmıyordur. Şimdi sessizlikle halledebiliyorsam... Bir saniye. Ben de parti istiyorum diyor. Ne partisi bu oğlum? Wouldn't make his face uglier, would it? This man fell out of the ugly tree and hit every branch on the way down. That's ugly! Ugly orc man! Çirkin Maun aldığına sen neden bahsettin? Allahu Ekber! Oğlum ilerleyecek sandım tarikatçı. Allah canımı alsın. Ayrıldılar. Tam aradığım şey bunlar. Bunlar benim istediğim şeyler. Ateş absorbe ediyor bizim karakterimiz bu arada gençler haberiniz olsun. Bence Selma'yı da buraya bir yere saklarsam her şey iyi olurmuş gibi. Şimdi açıkçası bir saniye şöyle bir şey düşünüyorum ben. Ben bunu alsam. Bak bir kişi orada geliyor tekrardan bir saniye. Bence o kadar uygun bir anı kollamamız lazım ki ayrılmaları gerekiyor. Eyvahlar olsun.
Bir saniye, bir süre saklanalım. Bormin'in yeri şu an çok güzel fakat kundakçı ile Tarık Avcı'nın ayrılması gerekiyor. Bunları sessizce yine halledeceğiz. Eğer olur da ben elime gözüme yüzüme bir yerlere bulaştırırsam aşağıdakiler duyar beni. Haydi oğlum. Haydi avcı. Bunlara şimdi şey falan da kullanamıyoruz biliyor musunuz? El bombası değil de molotof sanırım ses... Şaka yapıyorsun değil mi? Bir dakika, birbirinin alanından çıkarsa bu benim şansım olabilir biliyor musunuz? Ve çıktılar. Durdurdum abi. Aa, Selma gizlenirken yakalandı. Problem değil. Hiç problem değil. %100 şansla bu adamı öldürüp indirebiliyorum. %100 şans vurabiliyorum daha doğrusu. Vuralım. Ve yaktık. Harika. Birbirlerini güneş alanı olmadıkları için bence birbirlerini duymayacaklardır. %100 fark edildiği için kritik şansımız bayağı düştü. Ne yapalım biliyor musunuz? Yapacak hiçbir şey yok abi. Vuracağız. Tam dibindeyken kritik gelmedi. Bu benim için çok üzücü bir olay. Ne yapabilirim biliyor musunuz? Sessize alalım şunu. Bu adamı sessiz silah ile öldürürsem maalesef tamamen onu halledemiyorum. O halde domuz hücumu yapacağız. Ve ben domuz hücumu yapıp onu sessiz hale getirmek istiyorum. Yani muhtemelen bu adam bizi olan biteni fark etmeyecektir diye de varsayıyorum abi. Turunu sonlandırmış olacağız böylece. Abi duydu. Düşman seni duydu. Problem değil. Problem değil. Abi atma. Hepsi orada. Ya hepsi orada be. Hepsi orada be. Yapacağın işe senin. Hepsi orada. Ne yapalım biliyor musunuz? Bu adamı ateşten kaçıralım. Bunu şuraya kaçıralım. Tamam mı? Sessize alalım. Şunu ortadan... Acaba bununla başka bir şey mi yapsak? Şuraya vursam %100 vuruyorum. Ne yapalım biliyor musunuz? Bence bununla onu mu vursak acaba? Yok, bu güçsüz zaten. En güçsüz vuran bu değil mi? En güçsüz vuran vursa bununla bence güçsüz olanı öldüreyim. Diğer silahı alsam ne oluyor? Bir dakika. Buraya alsam %100. Şöyle yapsam %75. Şunu merak ediyorum gençler. Acaba bu sesi diğerleri duyar mı? Bak duyabilir. O yüzden riske etmeyelim. Tamam mı? Şu silaha geç. Şu adamdan önce bir kurtul. Tamam. Önce oradan kurtulduk. Şimdi buraya alsam %100 şanslı vurabiliyorum. Buradan da vurabilirim fakat mermisini değiştirmemiz lazım. Silahı bir dolduralım. Ardından %100 şanslı şu arkadaşı bir... Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Bunu alsam %75. Bence kafatası deliciyle kritik vurma şansımızı kullanabiliriz. %75 bence fena değil. Kaçırmayacaksın Dax. Harikasın Dax. Kaçırmak yok abi. %75'i asla kaçırmıyoruz bu saatten sonra. Bu arada Selma'nın durumu bayağı sıkıntılı. Kendimi bir iyileştirebilirim aslına bakarsanız ki. Bayağı sağlık puanı veriyor. Oğlum iyi ki bunun gelişmesini yapmışım biliyor musunuz? Şunu verelim. Sağlığımız fullendi. Bu silahı alsam bayağı vurabiliyorum. Ya benim isteğim ne biliyor musunuz? Diğerlerinin burada olan biteni duymaması. Tek istediğim o. Başka hiçbir niyetim yok yemin ederim. Bu oyuna başka isteğim de yok açıkçası. Acaba çevreciyle ayaklarını falan mı bağlasam bunu? Kaçar mı dersiniz? Bence kaçmaz ya bir yere. Birilerini çağırmasın. Abi keşke ayaklarını bağ... Aa, silahı bana... Şansı bana verdi. Çok güzel. Ne yapalım biliyor musunuz? Şunun ayaklarını öncelikle bir bağlayalım. Ben çünkü çok tırsıyorum bu bir yere gidecek diye. İblisin ayaklarını bağladım. Tek bir şansı var Selma'nın da. Selma kendini birazcık yani nereye al biliyor musun? Selma sen hiçbir şey yapamazsın ya açıkçası şu an. Aa, bir dakika. Bu silaha geçebilirsin. İsabet şansın hiç yok mu? Yok. Okey. O halde şöyle yapalım. Selma'yı olabildiğince yaklaştıralım. Hatta diğer silahı alalım. Şunun mermisini değiştirelim. Boşver abi. Selma uzaklaşmasın. Hiç problem değil. Bormin. Sen hızlı koşu yaparak buraya gelebilirsin. Bence bu mantıklı gibi ya. Gelsin mi oraya gençler? Buraya gelse çok tehlikeli. Uzak kalıyor Bormin takım arkadaşlarından ama olsun. Bormin buraya gelsin. İki şansını kullanarak. Keşke run and gun olsaydı mesela değil mi? Ama yok maalesef. Sen... %75 bayağı şey az olacak senin base'ci Dax ama... Ne yapsak bilmiyorum ya. Ne yapalım?
El bombası atabiliyor muyum oraya kadar? Atabiliyorum ama benim karakterim de var değil mi? Tehlikeli. O halde bir şey atamıyoruz. Bence Dax'ı da alalım. Şu bölgeye uzaklaştıralım. Ne oluyor ya? Aa yine şey attı. Aa Boromir'e attı bu sefer. Daha iyi. Çok daha iyi oldu. Ne yapalım biliyor musunuz? Şunun mermisini bir değiştirelim. İyi oldu abi. Boromir'in canı fazla zaten. %50 şansı var. Bu silaha geçse yine %50 şans. O halde azıcık yürüyelim. Şuraya alsam yine %50. Bak buraya gelse %100. Peki ben bu silahla onu öldürebiliyor muyum? Öldürebiliyorum abi. Yaktım çıranı. Taksın buraya gelelim. Buradan şu abiye. Abi bir dakika. Aa hakkım niye geçti ki? Aa mermi değiştirmiştim. Ya of mermi değiştirdiğimi unuttum. Gençler mermi değiştirdiğimi unuttum. Ya şaka yapıyor olmalısın. Vallahi mermi değiştirdiğimi unuttum ya. Dax kesin ölecek abi. Net. Aa Boromir de sıra. Oha ciddi misin? Oo çok iyi. Boromir sen yap abi be. Boromir'in iki şansı var değil mi? İki şansı var. Allah'ım nasıl ben böyle bir hata yaptım az önce? Vallahi inan hiçbir fikrim yok ha. Samimi söylüyorum şey hiçbir fikrim yok. Geber şunu Boromir ya. Bu kadar uğraştığımız bile hataydı yani. Uf gençler işte bu abi. Benim için zor oldu. Neden? Çünkü ben zorlaştırırım açıkçası birazcık bu çatışmayı. Çünkü durun ya da ya gelmeyin yanına. Nadir burada. Ben biraz zorlaştırdım çünkü çok daha kolay. Aa bırak burada sandık varmış abi. İnanın görmedim ha. Ve bir silah bulduk. Neymiş? Bomb çubuğu. Bu ne lan? Bu uzun ateşli silah yıpranmış ve çizilmiştir. Peki. Ancak yakın mesafedeki ateş gücü Mavna'da korkulmanızı sağlar diyor. Tarihçi Ash demiş böyle bir şey. Pekala tam bu kimlik silah biliyor musunuz? Boromir. Cüzücünün yerine mesela sen bunu alabilirsin. Bak hem. Bak. Gerçi bu siperleri falan parçalayabiliyor. İşin yanı o. Bu arada var ya tek seviye haberiniz olsun. Ben seviyesi yani. Birinci seviye anladığım kadarıyla. Normal vuruşu 7 iken bunun normal vuruşu 8. Ve bu şeyler menzili aynı. Cephanesi 3. Kritik şansı daha fazla. Kritik hasarı daha fazla. Normal hasarı daha fazla. Abi bu silah çok çok daha iyi. Bu silahı alalım. Ve eve gittiğimiz zaman da belki bunu bir seviye arttırırız. Emin değilim bilmiyorum. Şu mutasyonlara bakalım. Boromir'in sağlığını arttırsam mı acaba? Daha benim için gerekli olacak ne var bilmiyorum ki. Bak bu sağlık yenilemek için organik cesetleri yemek mantıklı olabilir. Böylece insanları öldürdüğünüz zaman direkt onları yiyebiliyorsunuz ki yenilmez olmak fena değil. Run and gun zaten kullanamıyorum. Bunun yerine kesinlikle bir güncelleştirme almam lazım ki o da yuvarlaklardan biri olması gerekiyor. Dolayısıyla bunlardan biri. Ben bir sağlık alayım ya. Bir sağlık alalım. Dax için bir kere daha biriktiriyorum çünkü ekstra silah menzili bizim için faydalı olabilir. Selma'ya geçiyoruz. Selma da yani bunu kesin kullanacak. Bunu da kesin kullanacak. Dolayısıyla yuvarlığa değiştirmem gerekiyor. Onu da bununla değiştirebilirim. Bu da yalnızca mesela bu ne? Menzil içinde herhangi bir konuma zıplayabiliyorsun. Eğer düşmanlar tarafından çevrilendiysen kullanışlı diyor. Bak bir yerden bir yere zıplayabiliyoruz. Oğlum çok acayip skill'ler var ya. Ve atış menzilini arttırabiliyoruz. Bence bu kullanışsız biliyor musunuz? Şunu alabilirim aslında. Neyse biraz daha dursun ya. Biraz daha dursun abi. En azından follow me. Yanlışla bastım abi. Follow me değil. Neyse follow me hadi bakalım. Üst katta olduğumuz için çatışmayı buradan başlatabilirim. Çok samimiyim. Oyunu bu arada bir kaydedelim. Ne olur ne olmaz gençler. Çünkü yeni kayıt girişlisi oluşturmak istiyorum. Şu üst katı hemen lootladığımızdan emin olalım. Olası bir loot kaçırmak istemiyorum. Ama sanırım herhangi bir eksiğimiz de yok gibi duruyor şu an. Şimdi bakın gençler bir robot. Bu bölüme geçiyoruz. Yani bir adam, bak şurada bir adam, bir mantar kafa, ateşin başında başka bir adam. Dolayısıyla ateşin başında iki adam var. Bir mantar kafa eder 3. Şu sağ taraftaki adam 4, robot da 5. Dolayısıyla ben yine ne olur ne olmaz robot ile, aa bak burada merdiven varmış bu arada. Robot ile çatışmamız gerektiğini düşünüyorum. Abi çok mu ses çıkardık? Ne yaptık öyle? Aa buradan yükseliş yok abi daha. Öbür tarafa geçemiyorum. Bir saniye.
Aa bak Selma'ya bak. Bu Dax'ın sırtına bindi abi. Çok komik. Buraya gel Selma. Abi yandık. Sıkıştılar onlar. Abi sıkıştılar. Ciddi misin? Dur Selma. Abi sıkıştılar. Selma tırman o zaman. Ne yap bilmiyorum. Selma tırman. Sen tırman. Dax tırmanma. Heh. Oh be kurtuldular yemin ederim. Birbirlerinin sırtlarına bindiler ya kötü oldu o yüzden. Şimdi yapacağımız şey belki bir EMP ile el bombası kullanıp şu şeyden tamamen kurtuluruz robottan. Daha çalışma başlamadan emin değilim. Böyle bir şey yapılabilinebilir. Yalnızca ben şeylerime bakmak istiyorum bombalarıma. Nasıl bombalarıma? Şimdi Dax'ta EMP olsun robota karşılık. Bormin sende bunlar olsun. Selma sende de Molotov olmasın. Bu bombadan olsun. Hatta Dax'ta da mı acaba o olsun? Bu ne sis? Sis olsun ya. Tamam. Böyle. Okey. İki kişi de yalnızca bombayı robotu sessizleştirebilecek olaydan var. Haberiniz olsun. Öncelikle el bombasıyla bile başlayabilirim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Pekala. Şimdi bu arkadaş oradan geçmeyelim. Oradan hiç gitmeyelim abi. Gerek yok. Bu Selma'yı benim öyle bir yere koymam lazım ki. Bak burası bir yere gidiyor mesela. Hiç çalışmadan var. Bir yerlere geçebilirim ya. Samimi söylüyorum. Burası zaten nereye gidiyor? Bir bakalım. Kemikler evinden emin değilim bak nereye gittiğini bilmiyorum mesela kazı alanında bak burası bir yere gidiyor. Ve orada da başka bir olay var belli ki dolayısıyla bu zaten kesin gitmemiz gerekiyor bizim arkadaşlar. Ve bu robotun ortadan kalkması gerekiyor. Benim bildiğim ve anladığım tek bir şey varsa o da bu. Şimdi çatışmaya başlıyoruz haberiniz olsun. Bir el bombası atmam gerekebilir. Direkt olarak mesela şu el bombasından bu MP bombası tam olarak ne işe yarıyor bir saniye ya Allah aşkına. Belli bir şansı mı var? Kaç el devre dışı bırakıyor mesela? O da çok önemli biliyor musunuz? Kaç el yani? Tamam devre dışı bırak eyvallah. Kaç el? Ha kaç el? Başlıyoruz çatışmamıza. Ne olacaksa olsun her şey bizim için diyoruz ve fark edilmeden bu turu atlattığım için de çok mutluyum. Şimdi bir el bombası şöyle olabilecek en yakın tarafa atalım biliyor musunuz? Onu da etki etsin tabii de. At bakalım abi şuraya. Aa! Tarikat kundakçı duymadı gördünüz mü gençler? İki elmiş bu arada haberiniz olsun. Şimdi etkinleştir dedim. Bakın seyirme atışı çalışıyor. Dolayısıyla bunu alsam şuraya bir yere alıp sihirim atışı kullansam ve bu robota iki kere vursam nasıl olur? Bence hiç fena olmaz gibi. Şuraya alsam ya bak buraya alsam %100 vurabiliyorum. Mimir silahıyla sihirim atışı yapacağım ben robota haberiniz olsun. Sihirim atışını alıyorum %75 hiç problem değil. Bak bu silahı alsam aslında çok daha iyi. Ama ses çıkar abi olmaz. Sessiz sessiz biz bu işi hallederiz. Aa! Bir kere vurdu ama. Abi yapacağın işe tüküreyim senin ya. Senin samimi söylüyorum yapacağın işe tüküreyim. Ne kadar hasar verdi? Düşman turu değil, bende sıra. He, sakın ha. Hemen tekrardan mermi değiştirelim. Tekrardan vuralım. Çok güzel. Robot ortadan kalkacak gibi emin değilim arkadaşlar. Robot ortadan kalkacak gibi emin değilim. Ulan bir kritik gelmediniz be. Tüküreyim yapacağınız işe be. Şimdi bir el bombası da atmalı mı? Aa bir dakika el bombası kalmadı. Şeyde kaldı değil mi? Eyvahlar olsun. Ne yapacağız biliyor musunuz gençler? Bu silahla onu öldürebiliyoruz. Artık çatışmaya sanırım başlamamız gerekiyor. Çünkü bak bu elden sonra bir daha bana gelecek mi sıra bir saniye? Bir düşeyim. Sanırım bana sıra gelmeyecek. Aa bunu kullanayım evet. Yaktım çıranı. Aa mermisi yok bunun. Allah canımı almasın bunun mermisi yok. Bir dakika silahı doldur desem. Şimdi ateş etsem seyirim atışını kullandım. Ölmeyecek değil mi bu? Ölecek mi ölmeyecek mi ya? Ölecek mi ölmeyecek mi? Ölmeyecek herhalde. Vur abi. Abi bir canı. Aa yine sıra bende. Oha yine sıra bende. Niye ben sende sıra bende bilmiyorum. Cidden bilmiyorum. Mermi değiş. Bormin şunu gebert abi. %100.
İşte bu be. Haydi robot elveda. Oğlum çok iyi oynadım. Samimi söylüyorum, benden asla beklenmeyecek bir performans. İşin kötü yanı, çok fazla utility harcadık. Yo, aslında çok fazla utility değil değil mi? Şey harcadık. Bir tane EMP bombasıyla dokşiyi hallettim abi, robotu. Oğlum inanamıyorum ya. Harika oldu bu. Vallahi var, çok iyi oldu. Kırık silah parçası. Reward'u yanlışa bastım. 64'e çıkardık silah parçasını bu arada. 3 de hurda bulduk robottan düşen. Müthiş. Daha iyisini ben asla ve asla ve kati surette isteyemezdim. Şimdi oyunu kaydettik değil mi? Oyunu kaydettik. Acaba skill puanı vesaire harcasam? Gerçi level atlamadım, öyle değil mi? Selma'daki EMP gitmiş. Bence Selma'ya bir el bombası var Selma'nın. Bir de Molotov verelim. Çünkü Molotov cidden değerli. Sendeki EMP'yi de alayım. Sana da bir el bombası. Bir de Molotov vereyim. Aynen, sana da Molotov verelim. Sende de sis ve el bombası olsun. Pekala. Bence lootların bu şekilde dağılması benim açıkçası hoşuma gidiyor. Gerçi ya şey, iyi gibi. İyi gibi duruyor. Şimdi Bormin'in, bak şöyle bir pusu kuralım, tamam mı? Bormin'in skill'leri arasında, bak domuz hücumu şu an açık. Seyirme atışını kullanabilmek için de 2 adet daha kill almam gerekiyor. O bizim için birazcık problem. Dolayısıyla önce bir Mavna'ya gidelim ve buraya tekrardan dönmemiz gerekecek. Çünkü Mavna'da bazı geliştirmeler var ve o geliştirmeleri yapmamız gerekiyor gençler. Haberiniz olsun, yeni silah bulduk. Yeni itemler olduğunu söyledi bana oradaki markette. Dolayısıyla bunları hızlı bir şekilde değerlendirelim. Bakalım neleri var. Bence iyi oynadım. Aynen. Beklenmeyecek bir performanstı bende. Çünkü bu tarz oyunlarda yani artık oyunda da bayağı ilerlediğimiz için yanlış yapmamanız gerekiyor gençler. Kelimenin tam anlamıyla yanlış yapmayacaksın. Welcome to the fix pit. No, we don't give a stalker discount. Pekala. İndirim yapmıyorlarmış. O halde ben izniniz olursa bu silahtaki... Aa, bu silahta herhangi bir dürbün modu falan yok. Fena. Pekala, problem değil. Bunun için dürbün mü yok? Ciddi misin? O dürbün satın alalım mı gençler? 35 tane hurdan var gerçi. Bunu ikinci seviyeye çıkartabilirim. Çıkartırsam 9 hasar gücü geliyor. Harika, bunu yapmam lazım ya. Bence yapmam gerekiyor. Dax'ın okunu arttırabiliyor muyuz bu arada? Aa, arttırabiliyorum. Ulan bunu da yapmam lazım, biliyor musunuz? Hangisini yapalım bilmiyorum. Yalnız bizim hasar güççümüz kim? Bormin. Bunu arttırsak mı acaba ya? Sessiz sessiz hallederiz değil mi işimizi? Hay Allah ya, bilmiyorum gençler, samimi söylüyorum, bilmiyorum ya. Bu da çok cezbediyor şu an beni. Fakat Bormin'in silahı da çok cezbediyor. Şuna bakar mısınız? Hasar gücünü otomatik olarak 9'a çıkartıyoruz. Ama 8 de fena değil gibi. Bence dürbün iyi ya. Bence ok iyi, biliyor musunuz? Arbaleti bakın şekline kadar değişecek. Arbaleti vereceğim, haberiniz olsun. Bakın şekline, şu arbaletin şekline bakın. Fena. Çok fena. Okumuzu 3 seviyeye getirdik. Bilmiyorum doğru bir karar mı verdim ama yaptığımız şey bu, haberiniz olsun. Şimdi bir dürbün satın alabilirim. Bir markete gideceğim. Prip'in yerine uğrayalım mı? Bir tane gerçi şeyimiz var. Uğramamıza gerek yok. Elidia'nın marketine gidelim. Şimdi Prip için artık 2 tane falan gerekiyor sanırım. The brave stalkers return. Alive. That's surprising. Aga, arbaleti çok pahalıya satıyorsun ya. Bana biraz öyle geldi. Sen bilirsin ama abla. Arbaleti çok pahalıya satıyorsun, net söyleyeyim. Yine de siz bilirsiniz. Yeşil göz... Abi çok pahalı. Çok pahalı. Market çok pahalı. Bu abla çok kazık gençler, haberiniz olsun. İnanılmaz pahalı fiyatlara satıyor. İnanılmaz pahalıya veriyorsun ya. İnanılmaz. Bir tane de alsak mı? Gerek yok. Bye. Çok pahalısın. Bay bay. İnşallah görüşmeyiz diyeceğim de mecburum size. Bakalım burada yanılıyor muymuşum? Bir sırasıyla elektromanyetik bombanın darbesini arttırır diyor. Ne demek gençler? EMP bombalarınız biraz en azından hasar verici. EMP güçlendirici. Ha, EMP bombalarımızı güçlendiriyoruz bakın böylece. Bu neydi? Bir ekstra bomba yuvası. Fena değil. Bunu alalım ya. Bu güzel gibi gençler. Bu iyi gibi. Ne biliyor musunuz? Hani yere düştükten sonra artık şey oluyor. 3 round bekliyorduk ya mesela. Artık 3 round beklemek zorunda kalmayacağız. Artık ne kadar bekleyeceğiz? 5 round. Yani mesela 2 tur daha eklendiğine göre. Mesela 5 round boyunca takım arkadaşımızı heal'lamasak bile
En azından artık 3. round'un sonunda değil de 5. round'un sonunda mesela hayatını kaybediyor olacak ki bu bizim için bayağı imkan sağlayacak gibi. Güzel ya, Dax'ın silahını geliştirme konusunda kararsızdım açıkçası en başlarda ama bence doğru olan kararı verdiğimiz, abi çok geriden başlattı. Net çok geriden başlattı. Her neyse. Bu bölümü de burada sonlandırıyor olalım gençler. Mutant Year Zero Road to Eden'ın 8. bölümünde burada tam bu noktada noktalıyorum. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Amacımız tekrardan mantar kafayı bir kere öldürdük. İnanın bana, güvenin bana ve bir kere daha kendisini rahat bir şekilde öldürebiliriz diye düşünüyorum. O konuda içiniz kesinlikle rahat olsun. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.